Hadi çocuklar siz kesiyorsunuz. Ya Allah, bismillah. Kayseri'nin Talas ilçesinde temeli 2018'de atılan ve Türkiye'nin en büyük çocuk hematoloji, onkoloji ve kemik iliği nakil hastanesi olan Erciyes Üniversitesi Kanka Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Sevgili Kayserililer, Erciyes Üniversitemizin kıymetli mensupları, değerli hayırseverler, sizlere kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Erciyes Üniversitemizin bünyesinde hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılan Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nin şehrimize, ülkemize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli projeye katkı sağlayan Mehmet Özhaseki, Süleyman Çetinsay'a, Harun Yavuz ve Abdullah Gülsoy kardeşlerimiz başta olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Kayseri, merhum Kadir Has gibi pek çok hayırsevere ev sahipliği yapmış, mayasında insana hizmet olan bir şehirdir. Açılışını yaptığımız hastanemizin de aynı şekilde inşa edilmiş olmasından memnuniyet duyuyorum. Hastanemiz bünyesindeki kemik iliği nakli, talasemi, hemofili ve ayakta tedavi merkezleriyle kendi alanında ülkemizin en büyük ve önemli sağlık kuruluşudur. Kapasitesi itibariyle aynı anda 40 çocuğumuza kemik iliği nakli yapılabilecek imkana sahiptir. Hatta bu özelliğiyle bırakın ülkemizi, dünyada bile hastanemizle yarışabilecek bir kurum yoktur. Çok şükür. Ülkemizde henüz başlanamamış olan en tedavisi için gereken altyapıya sahip olan hastanemizde en kısa sürede bu yöntemin de devreye alınmasını temenni ediyorum. Gereken kadroların tahsisi ve diğer ihtiyaçların giderilmesiyle hastanemizin çok yakın bir zamanda bölgemizdeki, hatta dünyadaki tüm çocukların umudu haline geleceğine yürekten inanıyorum. Bir kez daha Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, hayırseverlerimize ve üniversite yönetimimize, şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, çok teşekkür ederiz. Sayın Bakanım, Sayın Vekilim, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, çok kıymetli protokol, İstanbul'dan gelen çok kıymetli iş adamlarımız, Kayseri'deki çok kıymetli iş adamlarımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli basın mensupları, ben de böylesine güzel, böylesine hayırlı bir günde sizlerle bir arada olmaktan ve bu açılışta bulunmaktan büyük bir keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. Tabii ki benden önceki konuşmacıların hepsinin burayla ilgili bir hikayesi vardı ve hemen hemen hepsi de hikayelerini anlattılar. Benim hikayem de göreve başladıktan birkaç ay sonraydı. Ankara'dan dönüyordum. Sayın Bakanımız Özhaseki telefonla beni aradı. Dedi ki, Kayseri'de çok hayırlı bir iş yapıyoruz dedi. Tabii ki İstanbul'dan hayırseverlerimiz bu neye mal olursa olsun biz her ay belli miktar koyarak bu hastaneyi tamamlayacağız dediler. Fakat her geçen gün az önce de konuşmacılar da ifade etti. Kapasite arttı, 2000 metrekareydi, 3'e çıktı, 4'e çıktı, 10'a çıktı. Tabii bunun için de hepimizin bir araya gelmesi gerekiyordu. Ben de hemen telefonu kapattıktan sonra sağ olsun Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alparslan Bey'i aradım. Ve hızlı bir şekilde Kayseri'deki iş adamlarımız, hayırseverlerle birlikte, İstanbul'daki iş adamlarımızla birlikte bu süreci hızlandırdık. Pandemi girdi araya ama pandemi de çok şükür bizleri durduramadı. Geçen gün Musa hocamız gelmişti. Kendi hikayesini anlattı. İşte eğitim gördü Amerika'daki hastanenin 36 yatak olduğunu,
bizimkinin 40 yatak olduğunu, bu itibariyle dünyadaki en büyük kapasiteye sahip hastane olduğunu ifade etti. Ve bugünkü rakamlarla da yaklaşık 80 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Evet, bu eser hepinizin eseri. Ben hepinize bir daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum hepinize. Son olarak da şunu ifade edeyim. Musa Hoca gene bir hikayesini anlattı. Avrupa'da bir hocası varmış. Diyor ki ben çalışmalar devam ederken işte biz Türkiye'de Kayseri'de 40 yataklı bir hastane yapıyoruz dediğinde geç kardeşim demiş, bu çılgınlık olamaz demiş. O da demiş biz başaracağız. Evet, biz Türkler için imkansız diye bir şey yoktur. Biz bir araya geldiğimiz zaman inşallah çılgın denilen şeyleri de hep birlikte birbirimize dayanarak, birbirimize güç vererek başarıyoruz. Bundan sonra da inşallah millet olarak daha büyük bir başarılara imza atacağız. Hiç kimse bizim önümüzde duramaz. Önümüze çıkan, çıkarılan bütün engelleri hep beraber aşacağız. Ben tekrar bu işin fikir babası, mimarı Sayın Bakanımız Özsas Eki'ye teşekkür ediyorum. Destek veren, katkı veren bütün iş adamlarımıza, İstanbul'daki, Kayseri'deki kurumlara, belediyelerimize, büyükşehir belediyemize, buradan ismini sayamadıklarım kusura bakmasın, herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum.